وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إن لكل عمل شدة ولكل شدة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaalları rıdvanullahi teala aleyhim mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden yitel duvar baka edenler rahmetullahi aleyhim mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimizin hazırlığın ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin bu civarlarda metfun bulunan evliya, ulema, sulaha, şüheda, müminat, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İnne li külli amelin şitte. Her amelin bir iştahlı, hırslı, hevesli yapılan zamanı vardır. Ve likülli şiddetin fetre. Bu hevesli, hırslı, çok sıkı yapılan amelin bir de gevşek zamanı vardır. Durgunluk zamanı vardır. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan, zikreden kimselere yol gösteriyor bu hadisle. Bazen sabaha kadar namaz kılıyor adam. Hem de iştahlı kılıyor. Bazen de hiç kılmıyor. Bazen çok istiğfar ediyor, zikrediyor. Bazen de hiç oralı olmuyor. Evet, böyle bir amellerin de bir hırslı, çok yapılan, istekli yapılan zamanı vardır. Bir de gevşek yapılmayan, gevşek tutulan zamanı vardır. Bu gevşek tutulan dönemde kimin yolu benim yoluma, sünnetime uyarsa o kazanır. Benim razı olduğum güzel yolda hareket etmiş olur. Neticesi de kurtuluştur. Ama kimin bu gevşek zamanı sünnetime aykırı olursa helak olur. Ebedi helaka sebep olur. Şakî olur. Ebediyen bedbaht olur. Evet. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka hadisleri de var. Vehtedü bihedi ammar. Ammar'ın yoluna uyunuz. Ve ma ahsene hedyuhu, onun yolu ne güzel yoldur. Evet, Ammar ilk Müslümanlardandır. Yasir'in oğludur. Sümeyye de annesinin adıdır. Gözlerinin önünde annesini, babasının iki ayaklarını iki ayrı deveye bağlamışlar, müşrikler. İşkence yaptıktan sonra kumun üstünde göğüslerine taşlar koyduktan sonra develeri kamçılamışlar, bacaklarını ayırmak suretiyle feci şekilde öldürmüşler. İlk şehitlerdendir. Bu manzarayı gören Ammar Hazretleri onların istediği lafları etmiş. Onu görenler Resulullah Efendimiz'e demişler ki Ammar battı, mahvoldu ya Resulallah. Onda onların sınıfına hayır demiş. Efendimiz görüyor manzarayı. Ammar bizdendir, biz Ammar'danız. Tam o sırada da Ammar ağlayarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş. Mahvoldum ya Resulallah demiş. Hayır demiş Ammar. İman senin etini kemiğe işlemiştir. Annen baban kahramanlık yaptılar. Kendilerine emredilmeyeni yaptılar. Çok büyük dereceler kazandılar. Sen ruhsatı yaptın. Böylece bir insanın kalbi Allah'ı tasdik edip dururken, peygamberi tasdik edip dururken
ağzından bunun hilafına can tehlikesi veya başka tehlikeler sebebiyle aksine laf çıksa kafir olmaz. Bu burada öyle olduğu gibi tabi hadis mutlak, yani bu olaya mahsus değil. Ammar çok değerli bir insan, hep ibadetlerini kararlı yapıyor. Şimdi bizim hadisle ilgisi de buradan işte. İbadetlerin en güzeli diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, edbemühe ve inkalle, az da olsa devamlı yapılanı. Bir gün hep yapıyoruz, bir gün yapmıyoruz. Bu o kadar makbul değil. Her gün yapacaksın, devamlı yapacaksın. Mesela bir gün iki rekat teheccüd namazı kılıyor. Bir gün 10 rekat kılıyor. Yok, bu kadar makbul değil bu. Yani kötü değil, zararlıdır demiyoruz da o kadar makbul değil. 10 her zaman kılamıyorsan hep 2 kılacaksın. Her zaman 4 kılacaksın mesela. Yapabileceğine göre. Bir gün hiç kılmıyor, bir gün tam çok kılıyor. Yok, bu doğru değil. Bu hedefe götürmez. Bir program, sistem dahilinde ibadet edilmeli. Bu Ammar da işte bunlardan birisi. Her gün yaptığı ibadetlere devam ediyor. Hiç şey bırakmıyor. Yani insanlar diyor böyle bazen çok iştahlı olurlar, bazen de gevşerler. O gevşediği zaman yine benim sünnetime yapışsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her gün sabahlara kadar teheccüd kılardı. Hatta teheccüd kılmaktan ayakları, dizleri şişmişti. Ve onun üzerine de Kur'an nazil oldu. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka. Habibim, biz Kur'an'ı sana kendini eziyet edersin diye indirmedik. Evet, böyle. Efendimiz sabahlara kadar teheccüd kılardı. Ayşe anamız diyor ki ne namaz kılardı. Ama ne namaz kılardı. Öyle bir tatlı namaz kılardı ki değme gitsin. Tabi namaz Allah, namazda Allah'la bütünleşiyor. Allah'ın huzurunda olduğu tam bilincinde. Tabi Peygamberimiz zaten görüyor her şeyi. Ama biz de işte müminin miracı olan namazda bütün dünya ilişkilerimizden sıyrılabilsek, Efendimizin ne tatlıydı ama ne tatlıydı dediği o güzel havayı biz de teneffüs ederiz. Namazımız da çok güzel olur. Çok güzel olur. Allah'tan böyle bir bilinç, böyle bir kamil iman nasip etmesini niyaz ediyoruz. Bu Ammar her gün namaz kılıyor. Efendimizin sünnetine uygun bak. Bir gün hep yapıyor, bir gün hiç yapmıyor. Bu Peygamber'in sünneti değil. Hep yapıyor Peygamberimiz. Siz de hep yapın. Devamlı yapın. Devamlı yapın. Muazzam bir prensiptir bu. Batılılar bizi buradan yeniyorlar. Batılıların maddi açıdan ileri gitmesinin sebebi disiplinli çalışıyorlar. Programlı çalışıyorlar. Bizim çocuklar ne yapıyor? İmtihanı bir ay kala sabahlara kadar uyumazlar. Gözleri kızıl kızıl. İmtihandan sonra yine yatarlar. Bu hedefe götürmez. Ama Batı'da öyle değil. Her gün şu kadar uyuyacağım, şu kadar çalışacağım, şu kadar dinleneceğim. Hepsi programlı. Peygamberimiz de bunu istiyor. Hep böyle yapın diyor. Bir var bir yok değil. Benim sünnetime uysun, onda da gevşemeyin. Bir bu anlamı var, bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere geldiğinde ilk işi Mescid-i Nebevi yapmak. Bugünkü Mescid-i Nebevi'nin yerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelir gelmez oraya cami yapmış. Kerpiçten yapmış tabii. Bizzat kendisi de çalışmış. Herkes kerpiç taşırmış. Herkes bir kerpiç getirirmiş. Bu Ammar iki kerpiç getirirmiş. Taşırmış. Ağır. Kerpiçler ağır. İki kerpiç o zaman demiş bunu. Ammar'ın yaptığı gibi yapın. Daima hayırlarda gayret edin, azimli olun. Bunu o zaman söylemiş. Bunu da sayıyorlar. Bir de Ammar geç, çok yaşlanmış, geç ölmüş.
Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında yalancı peygamberler türedi. Evet. Hazreti Ebu Bekir onlarla uğraştı. Hazreti Ömer devleti teşkilatlandırdı. Askeri teşkilatı kurdu, adli teşkilatı kurdu, belediye teşkilatını kurdu. Devletin bütün kurumlarını kurdu. Devleti oturttu. Sonra yerine Hazreti Osman geçti. Hazreti Osman'dan sonra işler karıştı. Biliyorsunuz Hazreti Osman zamanında İslam çok genişledi. Azerbaycan fethedildi. Mısır zaten Kuzey Afrika'ya varıldı. Mısır zaten Müslümanların elinde. O zaman televizyon yok. Telefon yok. Cep telefonu yok. Bağlantı yok. Uzak yerlerle anında irtibat kurmak imkanı yok. Böyle devlet genişlediği zaman idare birliği sağlamak, kamu düzeni sağlamak güçleşiyor. Şimdi anında Hakkari'deki fotoğrafı Ankara görüyor. Oradaki adamla anında buluşuyor, şu emri veriyor, bu emri veriyor. O zaman bu mümkün değil. Böyle bir durumlarda idareci adam ne yapar? En çok güvendiği adamları oraya gönderir, uzak memleketlere gönderir, emin olur. Yoksa oraya gidince zaten Medine'den Kahire'ye 6 ayda gidiliyor. 6 ay içinde işte mesela Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlıları yaptığı gibi isyan bayrağını kaldırdı, ayrıldı gitti. İngilizlerin oyununa geldi. Öyle de olabilir. Yani idari bütünlük kalmaz. Onun için en güvendiği adamları, bir insanın en güvendiği adamlar en yakın tanıdığı kimselerdir. Geçmişini, geleceğini hep bildiği, durumunu bildiği insanlardır. Bu da evvela akrabalardan başlar. Çünkü çocukluğundan beri onlarla işli işli yaşamıştır. Hazreti Osman da hem ehil hem de çok tanıdığı akrabalarını vali tayin ediyor. Kahire'ye, Azerbaycan'a, efendim Suriye'ye, Irak'a akrabalarından ve de son derece yetenekli kişiler. Tabii İslam düşmanları bunu istismar ediyorlar. Abdullah İbni Sebe diye bir Yahudi dönmesi son derece zeki. Kur'an'ı öğrenmiş, tefsiri öğrenmiş, hadisi öğrenmiş. O kadar yetenekli bir adam. Yahudi iken Müslüman gözükmüş. Aslında içi çıfıl çarşısı, İslam'ı yıkmak hedefi. Şimdi oryantalistler de böyle çalışıyorlar. Müslümanlığın bir eksiğini bulup Müslümanlığı yerden yere vurmak için. Onların hedefi bu. Yoksa Müslümanlığa hizmet etmek için değil. Adam Yahudi, adam Hristiyan. İslam'a düşman. Bir eksiğini bulup söylemek için veya yoruma müsait bazı durumlar var. Onu kendi tarafına, kendi fikriyatına uygun şekilde yorum yapıyor. Şimdi de kocalardan bazıları o yorumlara kapılarak işte mesela mucize yok diyor. Bunu söyleyenler batılılar, oryantalistler. İslam'da ehli sünnetin esaslarına aykırı şeyler söylüyorlar. Onları okuyorlar, onun etkisine kalıyorlar. Halen bu var. Evet, Hazreti Osman işte güvendiği adamları sağa sola tayin etmiş. Bu geliyor Medine'ye. Osman diyor adamlarını kayırıyor. Bak hep onları vali yapıyor, kumandan yapıyor. Medine'de dikiş tutturamıyor. Mekke'ye gidiyor, orada dikiş tutturamıyor. Kahire'ye gidiyor. Kahire eskiden beri karışıktır. Irak da karışıktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini dikkatle okumak lazım. Fitne diyor Irak'ta doğar, Kahire'de iyileşir. Evet. Şimdi Hazreti Osman devan işaret ediyor bu işte. Kuzey Afrika'dakiler de berberiler var. İslam'da ırkçılık yoktur. Müslüman olduktan sonra herkes kardeştir. Ama Peygamberimiz o berberiler hakkında iyi konuşmuyor. Benim de kafama takılmıştı. Niye böyle söylüyor acaba diye. Kahire'yi anlatacağım şimdi. Neden, ne dediğini şimdi anlatacağım. Osman olayı işte o. Efendim Osmanlı tarihini okuyoruz. Oruç Reis var biliyorsunuz. Kardeşlerden birisi Hızır Reis yani Barbaros.
Beşiktaş'ta türbesi var. Büyük evliya bunlar, hepsi de. Bunlar aslında Giritli. Müslüman olmuşlar, çok kabiliyetli kardeşler bunlar. Denize hakim olmuşlar. Sonra da Osmanlılarla iç içe birleşmişler. İslam'a büyük katkıları var dinimize. İşte bu Cezayirliler zalim bir başlarında hükümdarları varmış. Oruç Reis'ten denizlerin hakimi, Akdeniz'e hakim öyle güçlü bir şeysi var, donanması var. Bizi kurtar demişler bu zalim adamdan. O da bütün Leventlerini 20 bin Levent gemileriyle beraber Cezayir'e götürmüş. Götürürken Barbaros küçük kardeşleri, abi demiş 5 bin askerimizi şu limanda saklayalım demiş. Ne olur ne olmaz. Tedbirli hareket edelim. Peki demiş. Evet. 5 bin askeri orada saklamışlar. Öbürlerini gitmişler. Sarayını, o zalim adamın sarayı ki ahlaksız, homoseksüelmiş. 300 tane adam beslermiş. Pislik yapmak için sarayında. Ve memleketin gelirlerini adamlarına dağıttığı için de ölesiye kendisine bağlı gruplar var menfaat açısından. Sarayını kuşatmış ve çok çetin savaş olmuş. Fedailerle savaşmak gerçekten çok çetin olmuş. Ve alınmış, saray alınmış, alınmış. Ve kendinin yardımı çağıranlara alın demiş adamınızı. Onu teslim ettikten sonra sarayı da teslim etmiş. Onun saltanat kavgası diye bir şeysi yok. Yoksa vermeyebilirdi oranın idaresini. Askerini de sarayın açığındaki araziye çok çetin savaş olmuş, yorulmuşlar. İstirahate çekmiş. Bu adamları şimdi peygamberin hadisini ben buraya yoruyorum. Hemen adamlar İspanya'da Avrupa'nın amiraline, onların da donanması var, Hristiyanların Haçlı donanması var. Hemen adam ulak göndermiş. Osmanlı askeri uyuyor, kendinden habersiz yatıyor, çok yorgun, çabuk gelin, işini bitirin diye. Ya sen çağırdın, sana yardım etti, o zalimden seni kurtardı, verdi sana. Ama bakın, galleşlik, galleşlik. Şimdikilerde öyledir demiyorum ama berberler hakkında iyi konuşmadığını ben buraya yoruyorum. Çağırmış, galleşlik ediyor. Askerin tümü şehit olmuş. Sadece Oruç Reis, büyük evliya adam, ağır yaralı olarak kurtulmuş. Sonra da o da şehit olmuş. Şehisi de orada. Kabri de orada. Giderseniz ziyaret edin. Büyük adam bunlar. Evet, şimdi Kahire'de böyle karışık, Mısır'da karışık, halen öyle karışık. Yarısından çoğu Firavun soyundan, o Kıpti, Nebati diyorlar oraya. Siz ona cingen diyorsunuz. Müslüman olduktan sonra problem yok. Ama insanların karakteri farklı oluyor biliyorsunuz. Müslüman da olsa o huy çıkmıyor. Biz Müslüman olduk. İslam'a en büyük hizmeti yapan Türkler oldu. Ama hala yatırlara mum dikiyoruz. İslam'da ölünün kabrine mum dikmek diye bir şey yok. Şamarizmden gelen bir şey. Atamıyoruz bir türlü. Ağaçlara çaput bağlıyoruz, bez bağlıyoruz. Bu da şamanizmden gelen bir şey. Bir türlü atamıyoruz. Bir türlü atamıyoruz. Onun için insanlar da Müslüman olsalar da örflerini tam atamıyorlar. Bu eski milletler de böyle. İşte Hazreti Osman'ın zamanında böyle çok genişlemiş. O da güvendiği adamlara oraya gitmiş. Demiş ki bu Osman hep adam kayırıyor. Devletin gelirlerini kendi sülalesine dağıttı. Adaletsizlik yapıyor. Hak zaten Ali'ninkti. Peygamberin yanında yetişti. Peygamber onu yetiştirdi. Kızını verdi, damadı yaptı. Benim neslim, sülalem Hasan'dan, Hüseyin'den gelecek dedi. Ama Osman geldi, oturdu filan diye orada dikiş tutturmuş. Hazreti Ebu Bekir'in, bunları anlatıyorum şimdi. 10 Muharrem ya yarın. Onunla da ilgili bu. Neden çıktı bunlar? Evet, oraya geleceğiz. Bunun kökünde işte bu İslam düşmanlarının Müslümanları birbirine düşürmesi var. Şimdi de bunun için uğraşıyorlar. Kıyamete kadar uğraşacaklar. Bu oyunu gelmemez için arz etmeye çalışıyorum. Evet, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed elçi olarak oradaki bu Fikre Kapılarların elçisi olarak Medine'ye gelmiş.
Hazreti Osman'a demiş ki, haksızlık ediyorsun. Kendi adamdan vali yapıyorsun. Şöyle diyorsun, böyle diyorsun. Adamın dediklerini aynen kabullenmiş, söylemiş. Hazreti Osman çok büyük adam. Anlamış meseleyi. Evet. Hemen bir kağıt çıkarmış, yazmış Mısır halkına. Ben eski valiyi azlettim. Onun yerine vali olarak Ebu Bekir'in oğlu, dostum Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'i vali yaptım. Kabul edin. O zaman Arapçada harf yok. Harflerin noktası yok. Zaten Arapçada hareke yoktur. Araplar hareketsiz yazarlar, çizerler. Dilin gereği böyledir. Fail ötre olunur, mef'ul üstüne okunur. Çocuklar da bunu öğrenir. Fakbalu ile faktulu aynı yazılıyor. Nokta olmayınca fakbalu ile faktulu, fakbalu kabul edin. Hazreti Osman kabul edin diyor. Vali tayin ettim, bunu kabul edin. O şeytan herif de, Yahudi dönmesi de cübbeli, sarıklı, göbeğine kadar sakallı, güzel Kur'an biliyor, tefsir biliyor. Üstün yetenekli bir Yahudi dönmesi. Evladım diyor, sen vali oldum diye seviniyorsun diyor. Hazreti Osman senin katlini emretmiş diyor. O fakbalu değil, faktulu. Öldürün diyor. Öyle mi diyor? Çünkü zaten ona inanmış. Bu defa çok büyük bir isyan hareketiyle başında Muhammed de var yine, Ebu Bekir'in oğlu Muhammed de var. Büyük bir orduyla Medine'yi basıyorlar. Hazreti Osman'ın bu halini Hazreti Ali de biliyor. Büyük adamlar bunlar. Olacak şeyi bilirler. Evliyanın kerameti haktır. Evet. Peygamber'e bilinen şeyler, verilen şeyler mucizedir. Peygamber'e güzel uyarsanız, Peygamber'in mucizeleri Evliyaullah'ta keramet olarak sadır olur. Hazreti Ömer hutbe okuyormuş. Sariye adındaki İslam kumandanı Azerbaycan'da savaşıyor. Düşman askeri onu tepenin arkasından kuşatma hareketi yapmış. Azerbaycan, Medine, kaç bin kilometre var arada. Hazreti Ömer hutbe okurken bunu görmüş. Düşman askerinin, İslam ordusunun arkadan, Sariye İslam kumandanın haberi yok. Arkadan çeviriyor. Hutbe okurken, ya Sariye Cebel, ya Sariye Cebel, ya Sariye Cebel diye bağırmış. Allah Allah demişler. Ne oluyor ya? Ömer hiç hutbe konusuyla ilgisi yok. O anda görmüş orayı. Buna keramet derler. O da dikkat etmiş hakikaten. Böylece tedbir almış. İslam ordusu kurtulmuş. Geldiği zaman soruyorlar. Böyle böyle. Evet diyor. Hazreti Ömer'in sözünü duydum diyor. Sanki yanımda söyledi, bağırdı diyor. O sayede tedbir aldım, kurtuldum diyor. Evet böyle. Hazreti Ali de böyle biliyor. Hazreti Osman da biliyor. Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimizi, Hazreti Ali aslan, pehlivan, en büyük Arap pehlivanı yenmiş Hendek'te. Keza Hayber'in fethinde de en büyük Yahudi pehlivanını bir darbede yere sermiş. Öyle güçlü bir insan. Aslan yavrusu aslan olur. Hasan Hüseyin de böyle güçlü delikanlılar ikisi de. Allah şefaatlerine nail eylesin. Onları göndermiş. Olacağı biliyor yani. Kendisi evden çıkmıyor. Fitne zamanında karışmayın diyor Peygamberimiz. Ona uyuyor. Evde Hasan ve Hüseyin efendilerimizi Hazreti Osman'ı korumaya. Hazreti Osman biliyor manzarayı. Şehit olacağını biliyor. Biraz tedbir almak istemiş. Resul-i Ekrem Efendimiz gelmiş. Osman demiş, bana kavuşmaktan kaçıyor musun? Tedbir alıyor ki öldürmesinler isyancılar. Ordunun geleceğini haber alıyor yani. Tedbir almaya kalkmış. Peygamberimiz böyle söylemiş. Bana kavuşmaktan kaçıyor musun ya Osman? Onun üzerine hiç tedbir almamış. Evet. Onun üzerine Hazreti Ali, Hasan Hüseyin efendilerimizi göndermiş. Kapısına duruyorlar. Öfkeli gelen isyan ordusu. O da içeride Kur'an okuyor. Evet. Kapıda dayınca giremezsiniz demişler. Hasan Hüseyin efendilerimiz. O hiç gözleri dönmüş. Başta Ebu Bekir'in oğlu Muhammed. Öfkeyle içeri girmiş. Hazreti Osman demiş ki
evladım demiş, babanı çok severim. O da beni severdi. Sen demiş bu işten vazgeç. Karışma bu işe. Olacağı biliyor yani. Öyle deyince İmam Muhammed, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed pişman olmuş. Durun arkadaşlar kimdi? Gözleri dönmüş adamların, hiç dinlememişler bile. Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimiz can siparihane korumuşlarsa da çok yaralanmışlar. Bir ay kalkamamışlar yaralarını tedavi için. Yataktan kalkamayacak kadar, o kadar savunmuşlar Hazreti Osman'ı. İçeride girmişler, Kur'an okuyan Hazreti Osman'ı kılıçla başına uçurmuşlar. Kanının damladığı mushaf burada efendim. Topkapı Müzesi'nde bilmem gösteriyorlar mı? Burada, o mushaf burada efendim. Evet, böyle İslam'da işte kaynağı ne? O Yahudi dönmesinin fitne sokması. Şimdi ondan sonra fitne daha büyüyor bakın. Şimdi 10 Muharrem'e geleceğim. Evet, ondan sonra ihtilalciler hep hırslı adamlar. Baş olmak istiyorlar. Fransız ihtilalini yaptılar. Hak, hürriyet, insan hakları. Evet. Kardeşlik, samimiyet falan, özgürlük diye biliyorsunuz. Meşhurdur insan hakları diye. İhtilal yaptıktan sonra saltanat kavgasına girmişler. Birbirlerini hiç hakimine çıkarmadan kellerini uçurmuşlar. Erken davranan yerine geçmiş kralın. Bunlar hep böyle. Hep böyle yani. Şimdi her ihtilacı böyledir demiyor mu? Siz artık onu siz biliyorsunuz. Eskiden böyle yani. Demişler ki ya birbirimizi yiyeceğimize Ali'yi getirelim, halife yapalım. Çünkü ordunun, isyancıların kumandanları var. Herkes halife olmak istiyor. Demişler birbirimizi yiyeceğimize Ali'yi getirelim, halife yapalım. Anlaşmışlar. Getirmiş oturmuşlar evden. Hazreti Ali halifelik istediği yok Hazreti Ali'nin. Getirmişler, oturtmuşlar. Ondan sonra da isyancılar Medine'de Hazreti Osman'ın cenazesi bile gece kılınmış efendiler. O kadar karışık ortalık. Gece birkaç kişiyle kılınmış. Cennetül Bakiye de diğer sahabilerin, peygamberimizin damadıdır. Onların olduğu yerde değildir. Girersiniz orada sağ ileride hemen önde Hazreti Abbas, Hasan, Hazreti Hasan, Fatıma anamız, peygamberimizin kızları, hanımları vardır. Hazreti Osman da akrabası. Hazreti Osman orada değildir. Kabristanın ilerisinde. O zaman orman varmış. Gece saklamışlar ormanın içinde ileriye. Şimdiki olduğu yere gömmüşler. Şimdi orada uzakta bir yerde yatıyor. Efendim ondan sonra ortaya yere Hazreti Ayşe anamız çıkıyor. Evet. Şimdi İslam karışacak. Kaderin önüne geçilmez. Peygamberimiz bunları hep görmüş önceden. Uyarıyor bizi fitneye karışmayın diye. Ama imtihan dünyası, hepimiz imtihanı kazanamıyoruz. Gelmiş demiş ki Ali sen halife misin? Halife diye oturttular demiş müminlerin anası. Evet. Ümmül müminin. Oturttular. Evet halifeyim. Halifenin birinci görevi adaleti uygulamaktır. Hazreti Osman günahsız öldürüldü. Hiç suçu yoktu. Bu dedikodularla hiç ilgisi yoktu. Osman'ı öldürenleri kısasen öldür demiş. Adalet bunu gerektirir. Ve men katele mu'minen müteammiden fecezahu cehennem. Evet, Allah'ın ayeti var. Ayeti uygula demiş. Anacığım demiş, çok doğru söylüyorsun. Ben de o kanaatteyim. Osman'ın hiç günahı yok, hiç suçu yok. Günahsız öldürdüler. Ama senin öldür, kısasen öldür dediğin adamlar isyancı askerler. Benim ordum yok, polis teşkilatım yok. Bana biraz hak tanı demiş. Süre ver. Kendi askerimi, ordumu kurayım. Kendi polis teşkilatımı kurayım. Onların hepsini bir bir asacağım demiş. Kısasen öldüreceğim. Hazreti Ayşe anamız allame bir anamız. Peygamberimizden özel tahsil görmüş. Dininizin üçte ikisini ondan öğrenin diyor. O kadar muazzam allame bir kadın. Allah şefaatini nail eylesin. Kur'an'da iffetli olduğu tescil edilen kadındır. Meryem anamız da hakkında da ayet vardır. Ayşe anamız hakkında da iftira ettiler ona ya.
iffetlidir diye ayet vardır. Böyle ikinci peygamber olmayan hakkında şey yok. Öyle muazzam bir kadındır. Adaletin geciktirilmesi de zulümdür Ali demiş. O da doğru. Adaleti geciktirmek zulümdür. Şimdi ben talebeyim. Bir herif vardı. Kaç kişi öldürdü? Kızı öldürüyor mesela, ırzına geçiyor. Ondan sonra da ırzını geçip bırakmıyor, gitmiyor. Gözünü oya oya, kulağını kese kese, dırnağın söke söke, bağırda bağırda öldürüyor kızı. Böyle 6 kişi öldürdü, 7. öldürürken yakaladılar. Bu 2 fakülte bitirmiş bir gangster. Gazetelerde çok polis uğraştı. O gün herkes, gazetelere bakıyorum ben şimdi, bunun dırnağını sökmeli, gözünü oymalı, kulağını kese kese öldürmeli diye herkes konuşuyor. Ama bizim biliyorsunuz usul kanunu nereli? Anasını sor, babasını sor. 2 sene geçti. Adam mahkum oldu idama, mahkemede ama adam doğulu. Oradan sorup gelmeye kadar 3-4-5 ay geçiyor. Mektup şimdiki gibi değil ki. 2 sene sonra asılmasına karar verdiler. Ben yine, bakın bunları ben araştırıyorum. Yine halkın arasına karıştım. Adam boylu postlu, yakışıklı bir delikanlı. Yazık oldu ya o delikanlıya be. Bu adam, böyle bir adam asılır mı yahu? Halk böyle söylüyordu. Yani Ayşe anamız haklı. Adalet gecikti. O vahşi şeyleri unuttu millet. Yazık oldu yahu diyorlar delikanlıya. Halbuki ilk gün gözünü oya oya öldürmek lazım diye herkes konuşuyordu sokaklarda, evlerde. 2 sene sonra da unuttular bunları. Ya çok yakışır delikanlıymış. Böyle delikanlıya gıyılır mı ya dediler insanlar. Adaletin gecikmesi bu hale getiriyor. Evet, hızlı çalışmalı. Anında ders olmalı. Cezalar önlemek içindir suçları. Zamanında uygulamazsınız bak ters tepiyor yani. Evet demiş anacığım, doğru söylüyorsun ama imkanım yok demiş. O da haklı. Neyle asacak herifleri? Kendisi bir tane. Ötekiler bir ordu. Ellerinde silah. Hacı Ayşe anamız da haklı. O da haklı. Sonra ikisi karşı karşı gelmişler. Sahabiler biliyorsunuz Cemel vakası var. Ayşe anamız da Hazreti Ali karşı karşıya çarpışmışlar. Yahudi nerelere götürdü bak. İkisi de dayandığı noktalar bakımından haklı. Birisini suçlayamıyoruz. Ve iki İslam ordusu çarpışmış. Tabi Hazreti Ali yenmiş. Askerler Ayşe anamıza eziyet etmeye kalkınca hemen müdahale etmiş. Bizzat müminlerin anası, peygamberin hanımı ya, kayınvalidesi ya. Engel olmuş, korumuş. Hiç şey yok arada. Ama şimdi Ayşe anamıza Hazreti Ali'yi sevenler, Ali taraftarlarından neler söylüyorlar, neler söylüyor. Aralarına girmişim. Ayinlerine katılmışım. Kulağından duymuş. Kitaplarda yazılan söylemiyorum. Duyduklarımı arz ediyorum. Ne küfürler ediyorlar. Hazreti Osman'a ne küfürler ediyorlar. Ondan sonra tabii işte Muaviye çıkıyor. Diyor ki Osman'ın hakkını niye almadın Ali? Adi o Şam'da bir devlet kuruyor. Yahudinin hedefine görüyor musunuz? İslam parçaladı. Hazreti Ali Medine'de, sonra Küfe'ye taşıdı. Muaviye Şam'da devlet kurmuş. İslam oldu iki parça. Derken işte arkasından Hazreti Ali irtihal ettikten sonra Hazreti Hasan'ı halife yaptılar. Onun taraftarları. Ondan sonra onu da zehirlediler, öldürdüler. İktidar mücadelesi. Arkasından Hazreti Hüseyin çok mübarek bir insan. Saltanat tevessüsü hiç değil, hiçbiri değil. Medine'ye geldiler, Küfeliler. Şimdi Iraklılar yani. Şimdi Şii'yiz diyorlar ya. Hazreti Ali taraftarlarına Şii denir. Şia, Şii. Biz senin canımızı vermeye hazırız. Bu Emevi zulmünden bizi kurtar. Hak senin. Peşindeyiz, arkandayız. Canımız sana feda. Kaçıyor onlardan. Onların güvenilmeyeceğini biliyor. Evet.
Mekke'ye. Arkasından heyetler Mekke'ye gidiyor. Orada Kabe'de kendini ibadete vermiş. O da büyük adam, başına geleceği biliyor. Kaçıyor ama can tatlı onun için kaçıyor. Ondan sonra kaderden kaçılır mı? Israr edince Medine'ye geliyor. O da taraftarları toplayıp işte küfürlerin davetine icabet ediyor. Dikkat edin, öleceğini biliyor. Nereden biliyorsun? İnsan askere giderken bebesini götürmez. Bebe gider mi savaşa ya? Bebe savaşmaz ki. Bebelerini de alıyor. Kundaktaki çocuklarını da alıyor. Hepsini alıyor ailesini. Karı, kız ne varsa. Yani orada şehit olacağını biliyor Hazreti Hüseyin. Sonuna kadar savaşıyor. Neticede onlar kuvvetli bir Emevi ordusunu görünce çil yavrusu dağılıyorlar. Hazreti Hüseyin'i yalnız bırakıyorlar. 10 Muharrem onun şehadet günüdür. 10 Muharrem yani yarın, Muharrem ayının 10'u, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan kurtulduğu gündür. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin 6 ay suyun üstünde yüzdükten sonra Cudi Dağı'nda durduğu ve Müslümanların kurtulduğu gündür. İşte o zaman keşkek falan pişirirler. Ne demek o? Gemide 6 ay yiyecek kadar daha fazla erzak almış, tükenmiş. Her mümin 80 kadar mümin var. Her hayvandan birer çift var gemide. Doğu bayısında o geminin fosilleşmiş şeklini görebilirsiniz. Araştırmacılar oraya koymuş. Orada bir bina var. Her araştırmacının da şeylerini oraya koymuşlar. Bakabilirsiniz. Bilimsel araştırma yapanlar baksınlar. Ama orada bir fosilleşmiş bir büyük bir gemi var. Direkli bir gemi var. Evet. Ondan sonra işte ne varsa karıştırmışlar. Keşkek o demek. Arpa, buğday, ne varsa fasulye, nohut, ona biz keşkek diyoruz. O adet oradan gelir. Onu yemişler. Evet, şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere geldiğinde bakmış ki Yahudiler oruç tutuyor 10 Muharrem'de. Niye tutuyorsunuz demiş. 10 Muharrem'de demiş, Musa ile Beni İsrail'i Firavun elinden Allah kurtardı demiş. Kızıldeniz'i geçtik biz. Ben demiş Musa'yı sizden çok severim demiş. Ama size benzememek için evet 10 Muharrem'de oruç tutmuş, 11'inde de tutmuş. Müslüman hiçbir hareketinde gavuru taklit etmez. Kendine özgü bir hale getirir. Özelliği olacak. Onun için yalnız 10 Muharrem değil, o zaman Yahudiler de tutuyor çünkü. Bir gün önce, bir gün sonra. 9, 10, 11 veya 9, 10 veya 10-11. Yahudiler tutmadığı şekilde. Peygamberimizin sünnetidir. Şimdi işte böyle şey derken, ibadet ederken bazen hep bazen hiç olmasın bu hadis. Ona da oradan buraya geldik. Şimdi evet. Hazreti Ammar Hazreti Ali taraftarıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyt'ini çok sever. Siyasi mücadele Hazreti Ali ile Muaviye arasında, Emeviler arasında siyasi mücadele, iktidar mücadelesi var. Ama bu sınırları da aşmış, kelleler uçmuş filan. Evet, öyle acı tarafları var. Bu Ammar Hazreti Ali taraftarıdır. Allah Hazreti Ali ile savaşırken Sıffin'de şehit olmuş. 90 küsur yaşında. 90 yaşında aşmışken askere gidiyor. Bunu çok önemli madde. 90 küsur yaşında askere gidiyor. Zulmü önlemek için, adalete hakim bulmak için, haksızı cezalandırmak için kıyamete kadar cihat bakidir. Yaşı yoktur. Bugün evet ben 25 yaşındaki delikanlı gibi koşamam ama mutfakta bekleyebilirim, telefon başında bekleyebilirim. Değil mi? Herkesin yapacağı bir şey vardır. Genel seferberlik ilan edildiği zaman askerden kaçmak yok. Yani böyle cihat Müslümanın boynunun borcudur. Neyse Ammar şehit olmuş. İşte
O kerpiç taşırken herkes bir getiriyor, Ammar iki getiriyor. Mescid-i Nebevi yapımında Ammar'ın yoluna uyun diyor. O devamlı ibadet eder, haramlardan sakınır ve kararlı bir ibadet eder. Şimdi diyorlar ki Ammar'ın yoluna uyun da arkasından demiş ki vah Ammar vah, seni azgın bir kavim öldürecek. Hadisin arkasında bu da var. Vah Ammar vah, seni azgın bir kavim öldürecek. Hazreti Ali tarafında savaşıyor. Kim öldürdü onu? Karşı taraf, Emeviler. Onların haksız olduğu böylece bu hadiste anlaşılmış oluyor. Tabi buradan biz Peygamberimizin ehlibiyetini seveceğiz. Ama onu sevmek demek ötekileri sövmek anlamına gelmez. Bizim ehli sünnet yolu işte bu. İmam-ı Azam Hazretleri'nin hocası Cafer Sadık Hazretleri'dir. Şiilerin imamıdır. İran'da Müslümanlar Caferi mezhebindendir, onun mezhebindendir. Onlar Cafer Sadık ötekilere sövmüyor. Ama kendisi müçtehittir. Ona göre içtihatları var. İmam-ı Azam'a da hocalık yapmış. İmam-ı Azam Hazretleri ona hocalık yapmasına rağmen şimdiki Şiilerin aşırılıklarına kesinlikle düşmemiş. Duracağı yer bilmiş. Ehl-i Beyt'i çok seviyor. Çok sevdiği için Emeviler tarafından işkence edilmiştir. Ehl-i Beyt sevdiğinden dolayı işkence edilmiştir. Hapse atılmıştır. Sonra Emeviler yıkılınca Abbasiler peygamber soyunlar. Hazreti Abbas'ın peygamberimizin amcasının sülalesi Abbasiler o demek. Hemen onu çıkarmışlar. Fakat onlar da iktidar hırsıyla zamanla Ehl-i Beyt taraftarlarına iktidarımızı tehlike ediyor, oluyor bunu, olur bunlar diye eziyet etmeye başlayınca onlarla da çatışmış. Ondan dolayı hapishanede kırbaçlanarak şehit edilmiştir İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Ama hiçbir zaman böyle şeylere uğramasına, Ehl-i Beyt'i sevme uğruna, böyle işkencelere maruz kalmasına rağmen hiçbir zaman kesinlikle hiçbir sahabiye lanet etmemiştir, sövmemiştir. Ömer, Ali Osman işini Allah'a bırak, karışma diyor. Utruk emre Osman ve Ali ilallahi teala. Karışma diyor. Evet. Şimdi Muaviye, Osman'ın hakkını almadınız, katilleri asmadınız diye ordu kuruyor. Aslında adalet uygulanmalı. Hazreti Ali diyor, bir dakika diyor ya, isyancılara daha hakkından gelemedim. Zamanla yapacağım diyor. O da haklı. Dikkat ediyor musunuz? İki tarafa da kötü diyemeyiz. O adaleti uygulayacağım, zulmü önleyeceğim diye savaştığı için şehittir. Bu da onlar haksız, zalim dediği için şehittir. İnancı böyle, doğru. İkisinin de yanı doğrudur. İslam böyle parçalanmış. Sonra tabii felsefik şeyler girmiş. Hariciler bilmem neler. Şia da 13-14 gruba ayrılmış. Kimse hiç namaz kılmıyor. Abdest almıyor, gusletmiyor. Bizim namazımız hep Ali kıldı diyorlar. Kimisi Ali Allah diyorlar. Kimisi Ali peygamber diyorlar. Hatta peygamber bile bir meclise gelmiş. Bunu televizyondan duyduk. Söylediler Türkiye televizyonunda. Meclise girmek istemiş peygamberimiz, sokmamış görevli melekler. Ali araya girmiş de öyle sokmuşlar. Şu rezalete bakın. Hazreti Ali'nin rütbesi peygamber sayesinde ama Ali daha üstün. Böyle aşırılıklar olmuş. Kaynağı arz ettiğim gibi Yahudi'ye dayanır. Bu yara halen devam eder. Biz kıbleye dönüp namaz kılana kafir demeyiz. Ama ben 10 Muharrem'de Necef'te bulundum. Ebu Bekir, Ömer'e, Osman'a ver yansın küfür ediyorlar yüz binler. Lanet okuyorlar. 1969'da hacca gittiğimizde karayoluyla Irak'tan geçtik. Orada Hazreti Hüseyin'in türbesi var Kerbela'da. Başı Kahire'de, gövdesi Kerbela'da. Orada da muazzam cami var. Altından minareler falan filan var. Kendilerinde kuruş yok ama varlıklarına göre altından minare yapmışlar.
dinde hiç gerek yok. Kabul etmiyorlar. Altın her tarafı, caminin her tarafı altın. Gidip görebilirsiniz. Şimdi hocayım ben. Arkadaşlarım hepsi haça giden. Külahlı, böyle keçeden lata giymiş. Geldi dedi ki, Şii hocası, ahant diyorlar onlara. Bunları dedi, ben ziyaret ettireceğim dedi. Ben dedim, hocayım, bunlar benim arkadaşım. Ben bunlar açıklama yapacak. Hayır dedi, olmaz, ben yapacağım. Memleketin senin memleketin değil ki. Iraklı o. Sen Türkiye'lisin. Çaresiz, peki dedik. Benim dedi, yıllık dedi, kazancım haç zamanında çıkıyor dedi. Bunların da para alacak tabii. Para alacak, onunla bir sene yiyecek o parayı. Öyle deyince adama bir şey diyemedim. Kerköklü bir emniyet müdürü de bizi takip ediyormuş. Türk asıllı emniyet müdürüymüş. Eskiden Kerkük'te çok Türk vardı. Onları da kestiyek bu Kasım, General Kasım. O da bizi takip ediyormuş. Neyse Hazreti Hüseyin türbesinin önüne geldi. Kulaklarımda duydum. Ben yanındayım. Ben Arapça biliyorum. La'anallahu Ebu Bekr'in ve Ömer'e ve Osman. Allah Ebu Bekir'e, Ömer'e lanet etsin. Osman'a lanet etsin. La'anallahu diye bir bağırıyor böyle. Bizim hacılar da Arapça bilmiyor ya. Amin. Amin diyorlar. Adam 15 dakika böyle lanet okudu. Böyle bağıra bağıra iştahlı. Bizimkiler de avuç avuç para verdiler ona. Bilmiyorlar ne yaptığını. Ben duruyorum, bir şey diyemiyorum. Sonra gitti de paraları topladı. Çok para verdiler, iştahlı bağırdı diye. Halbuki hep lanet etti. Ebu Bekir Efendimiz'e, Ömer Efendimiz'e, Osman Efendimiz'e, Allah, sahabilere lanet etti hoca. Ondan sonra dedim, ne oldu biliyor musunuz? Böyle dedi, gidelim dediler, dövelim. Neredesiniz dedim ben, Irak'tayız, Türkiye'de değiliz ki. Nasıl döveceksin? İşte o zaman emniyet müdürü geldi, iyi yaptın dedi. Bunlar dedi, adamı keserler dedi. Sakın dedi, ağzınızdan bir laf çıkarmayın dedi. Usulce ziyaretinizi yapın, gidin dedi. Bunu yaşadım ben 69'da. Daha sonra da gittim yani. Bizzat 10 Muharrem'de orada bulundum. Şey ettim. Yani şimdi kaynağını anlattım size. Biz Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz'i severiz. Hazreti Ali'yi severiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabilerinden kim olursa olsun bakın. Mümin olarak akıllıyken, mükellefken Peygamberimizi dünya gözüyle görene sahabi derler. Bir saniye görse bile. Bu devrin en büyük alimi, evliyası o sahabenin ayak tozu olamaz. Bunu da bilesiniz. Bunu niye söylüyorum? Medine'de sohbet ediyoruz. Güneydoğulu bir adam, benim şeyhim dedi, Ebu Bekir'den üstün dedi. Çık dedim şuradan, defol. Bu saçma. Peygamberin hadisi var ya. Dünyanın, güneşin üstüne doğan doğduğu insanın en faziletlisi Ebu Bekir diyor peygamber. O da diyor benim şeyhim ondan üstündür diyor. Saçma değil mi bu? İşte bu aşırılıklardan millet birbirini yiyor. Bu kavgalar da bundan oluyor. Bilmemekten oluyor. Onun için bu konuları size bu hadis dolayısıyla şimdi bu vah Ammar vah Ammar'ın yoluna girin. Diyorlar ki alimlerden bazıları Ali haklıydı. Karşı taraf haksızdı. Bu hadis de ona işaret eder. Deriz, susarız. Biz orada değildik. İşin aslı bu. Biz hiçbir sahabiye aleyhine konuşmayız. Tabi'in aleyhinde de konuşmayız. Çünkü diyor, hayrun nasıl karni, insanların en hayırlısı benim çağdaşlarım sahabilerdir. Tümmellezine yalunehum, Peygamberimizin sözü bu. Sonun arkasına gelen tabiundur. Peygamber görmemiş, sahabinin yanında yetişmiş. Sümmellezine yelûnehum, sonu arkasından gelenlerdir. Peygamber böyle söylüyor. Sahabemden bir kimseye dil uzatan bana dil uzatmış olur. Bana dil uzatan Allah'a dil uzatmış olur. Onun için biz susarız. Ben size bu bilgileri verdim. Aşırılıklardan sakınasınız diye, yanlış kanaatlardan uzak durasınız diye. Ehl-i sünnet yolu aşırılıktan uzak yoldur, orta yoldur. Onun için böyle heyecanlı şunlara bunlara kapılmayın. Hiçbir sahabiye şey etmeyin. Bu hadis, bu
bilgileri vermemize sebep oldu. Abdullah İbni Amr İbni As'tan hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin. İnna lillahi azze ve cel ibaden yudannu bihim. Evet. Allah Zülcel Hazretlerinin kendileri şey edilen, özel kıskanılan özel kişiler vardır. Özel kişileri vardır. Sırdaşları da diyebiliriz. Evet. Bu insanları Allah ne yapar? Çok sevdiği sırdaşları, özel kişiler, hasais özel kişileri vardır. Belalardan anil belai, belalardan onları yudannu bihim, korur, kıskanır. Bela uğratmaz onlara. Böyle sevdiği kişiler vardır Allah'ın. Hiç kendilerine bela vermez. Rahat yaşarlar. Öyle sevgili adamlardır Allah. Yuhihim fi afiyetin. Hiç bedenlerine, dinlerine kötülük gelmeden muazzam güzel yaşatır Allah onları. Fitneye karışmazlar. Gece karanlığı gibi fitneler olduğu zaman bile fitneler onlara ulaşmaz. Allah onları güzel ömür verir, güzel ameller yaparlar, bol rızık verir, hiç yanlarını sıkmaz, üzmez. Evet, ve yumituhum fi afiye, hiç başlarına sıkıntı gelmeden ölür onlar. Allah onları öyle canlı alır. Böyle özel adamları vardır. Allah'ın kulları vardır. Ruhlarını kendi yataklarında, şimdi bazısı işte hayvan parçalamış, değil mi? Gördünüz. Görev yaparken hayvan parçalamış. İyi bir ölüm mü? Yani dini açıdan öbür tarafına bir zararı yok. Ama köpek parçalamak iyi bir şey mi canım? Yatağında Allah diye diye ölmek varken, yani o köpeğin parçalaması o adamın öbür tarafını yaktığı anlamına söylemiyorum, yanlış anlamayın. Adam ailesinin geçimi sağlamak için çalışırken öldüğü için kazançlıdır. Maden ocaklarında çalışırken ölenler de kazançlıdır. Müminseler su bastığı zaman, toprak bastığı zaman hay anasını avradını demedilerse, küfretmedilerse şehittirler. Allah günahları o sıkıntıdan dolayı, ne kadar zor ya, öleceğini biliyorsun, kurtulamıyorsun. O zorluktan dolayı onların günahlarını affeder. Dinde şey böyledir, ailesini geçindirmek görevidir, çalışmak helaldir. Helal yoldayken adam canını veriyor. Günahları kefarettir o uğradıkları şeyler. O köpek parçalayan adam da kendi geçimini sağlıyor ailesinin. Yani ağzından, çünkü bazı adamlar kafası kızdı mı karısını bocuyor. Allah'a küfrediyor, peygambere küfrediyor. Siz de biliyorsunuz. Niye söyledin bunu? Sonra diyor ki, telefon ediyor bana. Kafam kızdı, Allah'a sövdüm diyor. Allah'a sövünce din gider. Din gidince nikah gider. İman tazeleyin, nikah tazeleyin. Telefonda söylüyorum ben adama. Ama kızdım diyor. Kızsan da ağzından çıkan önemli. Şimdi Allah korusun. Allah bize hayırlı akıbet versin. Onun için ağzınızı estağfurullah demeye, la ilahe illallah demeye alıştırın. Kızsanız da la ilahe illallah, la ilahe illallah deyin. Anana uğradığını demeyin. Bu alışmaya bağlıdır. Orada iraden yok. İradesiz çıkıyor. Olsa da ağızdan çıkana göre hüküm verilir. Nahnu nahkumu biz zahir. Biz diyor İmam-ı Azam, ağızdan çıkana göre hüküm veririz. Vallahu ya'lamu serrayı, sırları Allah bilir. Bizim vereceğimiz karar böyledir. Hakim de öyle delile göre karar vermiyor mu? Ağzınızı küfre alıştırmayın diye ona söylüyoruz dönüp dönüp. O durumda eğer Allah küfretmedilerse, ağızlarına kötü duymuyoruz, böyle demişler diyemeyiz, duymadık. Hüsnü zan dinde asıldır. İyi yoldaydılar, ailelerine helalinden para kazanmak için yoldayken öldüler, kefarettir günahlarına. Dinde yeri budur. Evet,
yani hakları da aleyhlerinde konuşmayacağız. Şimdi bazı adamlar vardır, böyle sıkıntılı ölmezler. Hiç sıkıntı çekmezler dünyada. Yataklarında afiyet içinde ölürler. Allah dostlarıdır bunlar. Hiç Allah'ı bir an unutmamış, hep Allah'la olmuş insanlardır. Kötü ölümden de, kötü hayattan da Allah onları korur. Böyle özel kimseler vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu özel kimselerdendir. Evet. Kur'an'da var efendim. Ve ma huve alel gaybi bi danin. Miraca çıktı. Şimdi miracı kabul etmiyor bazı hocalar. Nasıl olur ya diyor. Aklı kısa herifin. Orientalistler okuyor. Profesör adam. Hristiyan, Yahudi araştırmacıları okuyor. Buna da müthiş etkili. Karl Marx'ı okudum ben. Bir ay salladı beni. Öyle boş adam değil. Bir ay salladı beni. Öyle etkili yazmış herif. O komünist olan çocuklar bedava komünist olmuyor. O kadar etkili kitabı. O Yahudi de öyle zeki, bilgili bir herif. Kitabı etkiliyor adamı. Onun için diyor ki miraç yoktur diyor. Mucize yoktur diyor adam öyle söylediği için. Etkilenmiş. Onun için Allah'a dua edeceksiniz. İmandan, İslam'dan ayırma ya Rabbi de. Küfürden beni koru. Münafıklıktan koru ya Rabbi. Şekten, şüpheden beni koru. Dua edeceksiniz. Kalpler iki parmağın arasında gibidir. Bir anda değişebilir. Allah korusun. Hep Allah'a dua edeceksin. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Kalpleri bir halden bir hale çeviren Allah. Benim kalbimi din üzere sabit kıl. Küfre kaydırma ya Rab. Her gün dua edin. Peygamberin duasıdır bu. Biz edelim diye böyle söylüyor. Yoksa o masumdur. Evet böyledir. Efendim bazı kimseler işte söylüyorlar. Bunlar Allah'ın has kulları bunlar. Allah lütuf ihsan etmiş arkadaşım. Muazzam zengindirler. Hiç sıkıntı çekmezler. Ama Allah'a hiç azgınlık yapmazlar. Allah'tan hiç ayrılmazlar. Allah'ı da unutmazlar. Dünyada sıkıntı çekmezler. Allah'ın özel kişileridir bunlar. Afiyet içinde yaşatır. Afiyet içinde döşeklerinde ölürler. Ve yudhilhumul cennete fi afiyetin. Hiç sıkıntı çekmeden de cennetine sokar bunları. Evet. Allah yolunda devamlı nefislerine hakim oldukları için, sırf Allah rızası için yaşattıkları için böyledir. Şimdi Miraç olayında o da buraya geldim. Ayet okudum size. Miraç vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orada Cenab-ı Hak'la konuşmuştur. Hiçbir peygamberin ulaşamadığı mevkidir o. Cebrail aleyhisselam bile velev denevtü ünmületen vallahi ya Muhammed kardeşim sallallahu aleyhi ve sellem bir parmak daha gitsem yanarım diyor. Lah taraktu. Yanarım, yok olurum. Bu çizgiden öbür tarafa senden başka hiç kimse gidemedi. Sen müsarrahsın, izinlisin. Buyur diyor. Cenab-ı Hak mekana sığmaz, şekle sığmaz. Ama konuştu. Mâ kezebel füâdü ve mâ râ'a. Gözünün gördüğün kalp yalanlamadı. Kur'an'da ayet bu. Allah bizi cennete soksun. Orada peygamberimizi görelim. Ya Resulallah Allah'la nasıl kavuştun diye bir sorarız. Ama ona layık olmayı bize Allah nasip etsin inşallah. Dikkat edin. Her sırrı söyledi Allah ona. Cehennemi gösterdi. Cenneti gösterdi. Efendimiz anlatıyor. Cehennemde şunlar var diyor. Cennette şunlar var. Bunlar hep hadislerde anlatıyor. Bizim şimdi ilahiyat fakültesi profesörümüz Şarkiyat, o oryantalistlerin kitaplarının tesirinde Miraç diye bir şey yoktur, mucize diye bir şey yoktur diye atıyor çocuklarımızın kafalarına şüphe sokmaya çalışıyor. Bakın Tekvir suresi. Ve mâ hüve alel gaybi bidanin. Gayb kıskanılmadı ondan. Ve mâ hüve alel gaybi bidanin. Kimsenin bilemediği
Sadece Allah'a mahsus bilgileri biz ondan kıskanmadık diyor. İşte bak ayet var burada. Meclis kararıyla basılmış Hamdi Yazır'ın Hak Dini, Kur'an Dili, Yeni Meali, Türkçe tefsirine bakabilirsiniz. Bu verdiğim bilgileri orada görebilirsiniz. Arapçalar çok da Hasan Bas Çantay Hoca'nın rahmetli ilk meclis üyelerindendir. Mehmet Akif'in arkadaşıdır. Allah tüm geçmişlerimizi rahmet eylesin. Mealine bakabilirsiniz. Burada var o. Hiçbir şeyi kıskanmadık. Her şeyi biliyor. Kıyametin ne zaman kopacağı da sırdır. Onu da söyledi. Hiçbir sırrı gizlemedik dediğine göre. Ama söylenmesi yasak olduğu için kıyamet ne zaman kopacak diye Cebrail sorunca bilmedim dese yalan olur. Söylemesi yasak. Ne dedi Efendimiz? Siz de böyle yapın diye hep söylüyor size. Sıkıştığınız zaman yalan söylemeyin, kelleyi de kurtarın. Soran sorulandan daha bilgili değil demiş. Şimdi Cebrail'e top atmış. Cebrail şöyle dese o da suç. Söyleyemez. O da biliyor. Allah'ın en yakın meleği. Soran sorulandan daha bilgili değil demiş ve sorudan böyle kurtulmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmiyorum demiyor, dikkat edin. Kıyamet ne zaman kopacak dediği sorduğunda Cebrail bilmiyorum demiyor. Yalan olur çünkü bak hiçbir kaybı kıskanmadık diyor ayette. Biliyorum dese ne zaman diyecek? O da yasak. Soran sorulandan daha alim değil. Evet efendim, insanların içerisinde Allah'ın böyle sevdiği kullar vardır. Bunlar afiyet içinde yaşarlar. Afiyet içinde ölürler. Afiyet içinde cennete girerler. Hiç sıkıntı çekmezler. Allah'ın has kullarıdır bunlar. Onun için biz de afiyet isteyeceğiz. Allahümme inna nes'elükel afve vel afiye vel muafati daime fid dini ve dünya vel ahira. Biz de bu duayı edeceğiz. Peygamberimiz öğretiyor bunu. Allah'ım dinimde, dünyamda, ahiretimde bana afiyet ver. Hiç sıkıntı verme. Aha bak Allah'ın özel kişilerine verdiği hakkımız, peygamber öğretiyor. Her gün bu dua yap arkadaş. Allahümme inna nes'elkel afve vel afiye vel muafati daime fid dini ve dünya vel ahira. Bu duayı yap. Böyle Allah'ın lütfu, Allah Er-Rabbur Rahim'in latif, lütfeder, kerim, kerem sahibi, muhsin, ihsan eder, hak etmeden verir. Niye vermesin ki? Şimdi dün hadis tercüme ederken şu hadisi yazdım. Evet. Allah uzun ömür, hayırlı uzun ömür versin hepimize. Ama hepimiz ne olacağız? Bir gün buraya gelemeyeceğiz. Öleceğiz değil mi? Ve biz de şaşkın adamlarız. Allah kusurumu affetsin. Kusurumuzu affetsin. Hep defterimiz karalı. Hadis şöyle. Mahşerde Mahkeme-i Kübra kurulacak diyor. Tabii biz de sıraya gireceğiz. Mahşer sıkıntısından, bekleme sıkıntısından sonra inşallah peygamberin livat han salcağını toplananlardan oluruz. İnşallah. Sıkıntı görmeyiz inşallah. Mahkeme-i Kübra'da çağırır diyor bir adamı. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Yaptığınız her şeyi yazan melekler var değil mi? Sağdaki hayırları yazıyor, soldaki şerleri yazıyor. Yazıyor ya katip. Allah'ın ayeti bu. Evet. 99 cilt. Günahların kitabı böyle kalın. Adam her şeyi yapmış. Sağ taraftaki şeyde bir şey yok. Hayır diye bir şey yok. Gösteriyorlar. Evet. İkra kitabı. Kitabını oku bakalım. Bir bakıyoruz. Nasıl inkar edeceksin? Saniyesiyle, dakikasıyla, gününle, tarihinle zabıt. İmzalı, mühürlü. Bunlara itirazın var mı? Yok ya Rabbi. Peki bunları yapmak için bir özrün var mı? Yok ya Rabbi. Hadisin tercümesini arz ediyorum size. Peki bir hayrın var mı? Hani buraya geçmeyen, kaydolmayan bir hayrın var mı?
Yok ya Rabbi. Cenab-ı Hak buyurur ki diyor, var. Sen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dedin ve bunu yıkacak bir küfür etmedin. İnkar yoluna gitmedin. Benim elimde bu sicil var diyor. Hadis bu efendim. Hadis. Kaçırır mıyım bu kadar müjdeli hadisi? Terazinin bir köfesine, terazi, bakkal terazi değil ama günahlar tartılacak. Vel meznu yevmezin. O gün mutlaka tartılacak amellerimiz. Bir köfesine o günah sicilleri konur. 99 sicil diyor hadis. Ödük tarafı diyor, şehadet kelimesi sicilini koyar Allah. Allah'ın isminin olduğu kefe hiç hafif gelir mi? Günahlardan ağır gelir. Allah'ın lütfuna uğrar, kazanır geçer diye. Ne müjdeli hadis bu. Ne müjdeli hadis. Allah bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Amin. Onun için kızdığınız zaman eşhedü en la ilahe illallah deyin yahu. Bu kadar önemli. Görüyor musun? Bir şehadet kelimesi hepsinin ağır geliyor. Hadis bu efendim. Hadis bu. Böyle müjdeli hadis var. Evet. Onun için bu şehadet kelimesini dilinize alıştırın. Öfkelendiğiniz zaman bunu söyleyecek şekilde, sevinçli olduğunu söyleyecek şekilde hep ağzınızdan bu kelime çıksın veya da Bismillahirrahmanirrahim çıksın veya La ilahe illallah çıksın. Eşhedü en la ilahe illallah içinde hep bunlarda kelimeler var. Allah'ın isminin olduğu sicil diyor. Hiç hafif gelir mi? Adamın bütün günahlarından ağır gelir. Adam kurtulur diyor. Hadis böyle. Allah bizi, ama dikkat edin. Eşhedü, gözümle gördüğüm gibi inanıyorum. Allah var. Başka yok. Muhammed Mustafa Hak Peygamber. Gözümle gördüğüm gibi. Gördün mü? Peygamberimizi görmedin. O derece kesin inanacaksın. Eşhedü bu demek, şahit bu demek. Çağırıyor hakim, gördün mü diyor değil mi? Duydum, duymak önemli değil diyor. Gördün mü canım, görmedim. Görmek çok önemli. Görmüş gibi, şeksiz şüphesiz peygamberimizin peygamberliğini kabul edecek şekilde Allah'ın var bir olduğunu gözünle görmüş gibi kabul edecek şekilde şehadet kelimesini söyle. Bunu yıkacak bir küfür kelimesi veya bir davranış yapma. Böyle öldün ve böyle bir müjde var. Allah bu müjdeyi bütün müminlere versin inşallah. Bütün bu müjdeyi masadaki olalım inşallah Teala. Bir hadis daha okuyayım efendim müsaadenizle. Ondan sonra bitirelim. Evet. Şimdi Hazreti Enes'ten bu hadis-i şerifi nakletmişler. Hadisi nakleden raviler sigadır. Evet. İnne lillahi ibadan ihtassahum bi havaicin nas. İnsanların içerisinde bir takım Allah'ın has kulları vardır. Seçtiği kulları vardır. Bu kullar insanların ihtiyacını karşılarlar. Evet. Yefse'un nasu ileyhim. Herkes onlara başvurur. Evlenemedim, para ver, verirler. Borcumu ödeyemedim, para ver, verirler. Evsiz kaldım, verirler. Yardım ederler. Böyle zengin adamlardır. Kim gitse hayır demezler. Verirler. İhtiyacı fi havaciyim. Herkes ihtiyacı görmek için koşarlar. Onlar da hayır demezler. Evet, ben öyle adamlarda duymuşum. Enayi besleyicim ben ya. Para güzel, kolay mı kazanılıyor zannediyorsun sen? Öyle diyen adam duydum ben. Ama bir adam Allah razı olsun ya. Ben sizin cami yapacağınızı, talebe okutacağınızı, derneği olduğunuzu arayıp sormam lazımdı. Kusura bakmayın ya. Ben işte telaşımdan gelemedim. Teşekkür ederim. Ne kadar para istiyorsunuz? Diyen mesela ben üniversitede böyle düzgün, temiz çocukları, çalışkan çocukları soruşturuyordum.
İstanbul'da bir zengine gittim. Hiç tanımadım bir zengine. Tak tak çaldım kapıyı. Adamın yanında Japon heyeti varmış. Büyük tüccar, büyük adam. Ben dedim şurada profesörüm. Böyle düzgün, ahlaklı, çalışkan çocuklar var. Çocukları da tanımıyorum. Sadece notlarından, şeylerinden biliyorum. Onlara ben dedim zekat veriyorum, yardım ediyorum. Durumları şaşkın. Ben 1-2 bin lira istiyordum. Hemen katibini çağırdı. Bu kaç çerdevel oluyor? 10 bin lira ver hocaya dedi. Kusura bakma hocam dedi. İçeride Japon heyeti var dedi. Seninle dedi oturup konuşmaya zamanım yok. 10 bin lira. Ben 2 bin lira istedim, o 10 bin lira verdi herif. Teşekkür ederim hocam geldiğin için dedi. Bir de teşekkür etti. Nereden geldin? Yo falan demedi. Böyle adamlar da var. Şimdi Allah'ın has kulları vardır. Onlara bal verir. Onlar da insanlara verir. Kim gelirse hayır demez. Kimse hayır demez. Evet. Ülâikel âminûne min azâbillâh. Bunlar Allah'ın azabından güvendedir. Azap görmezler diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Cenab-ı Hak her şeyin sahibi. Bu adamları kendine vekil yapmış, zenginliği ona vermiş. Onlar da imtihanı kazanmış. Para çoğaldıkça tatlanırmış. Ben de anladım bu işi. Fabrika kurdum. Muazzam iş yaptık. Böyle yığınla paralar geliyor, yığınla gidiyor. Bir baktım parayı sevmeye başladım. Dedim ben gidiyorum. Niye gidiyorsun dediler. Ben parayı sevmeye başladım. İlim kalıyor dedim ve çıktım gittim. Para tılsımlı bir şey yahu. Benim kafam bile boza yazdı yani. Çoğaldıkça da tatlanırmış. Ama bu adam Allah vermiş. O da gelene veriyor, gidene veriyor. Hep elini uzatmadığı yer yok. Adamı Allah onları böyle kulları vardır. Herkese verirler. Böyle bir adam kitaplarda, tefsirlerde geçiyor. Böyle bir zengin olmanın sırrını söyleyeceğim size. Yemek yiyormuş. Yemek yiyince sizin ekmek kırıntısı sofraya düştü mü hemen anası yeme yeme diyorsunuz değil mi? Yere sofraya düştü diye o banağı yedirmiyorsunuz. Ekmeği yedirmiyorsunuz çocuğa. Pis diyorsunuz. Yere bir elma düştü. Falan diyorsunuz. Bu adam da çok muazzam zengin. Ekmek keserken, ekmek kesmek pek iyi değil ya. Yani günah demiyorum da pek iyi değil. Keserken veya işte parçalarken kabuğundan şeyler, parçalar düşüyor değil mi? Ekmek parçaları düşüyormuş. Sini zaten temiz. Pis yerde yer misin sen ya? Masada yesen bile masayı silmiyor musun sen? Siliyorsun. Gıcır gıcır siliyorsun. Oraya düşen niye yedirmiyorsun çocuğa? İsraf. Allah'ın nimetini horlamaktır bu. Cenab-ı Hak senin elinden o nimeti alır. Çöpe atıyorlar. Ekmek kırığını yemiyorlar, yedirmiyorlar çocuğuna. Çöpe atıyorlar. Bu adam da ekmek kırık onu böyle yaparmış, aklarmış. Nimete saygısından, Efendimizin hadisi var böyle. Parmağınızdan bulaşı bile diyor, böyle yalayın diyor. Benim dedem de kitap yazmış. Yemekten sonra dişlerin arasındaki ekmek kırıntılarını temizlemeden elinizi yıkarsanız müsrifsiniz diyor. Çünkü o nereye gidiyor o dilin, dişin arasındaki ekmek kırığı? Lavama gidiyor. Böyle adam adam oluyor arkadaş. Öyle işte bu adam da sofrada yermiş, ekmek kırıkları toplarmış. Ekmeğe saygı olunca, aziz ekmek, nimete Allah daha çok verilmiş. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Nimete şükrederseniz vallahi billahi daha çok vereceğim. Ayet bu. Nimete şükür, elhamdülillah. Sadece o değil. Çöpe atmamak, yerinde kullanmak. Şimdi o onun parmağını topluyor, toplamazsa nereye gidecek o? Süprüntüye gidecek. Nimet horlamış olacak. Onu böyle parmaklarıyla topluyormuş. Sininin üstünden, masanın üstünden Allah daha çok veriyor. Ya Rabbi,
bıktım maldan mülkten ama sen gene veriyorsun diyormuş. Ama yine topluyormuş. Yine Allah daha çok veriyormuş. Allah'ın böyle muazzam zengin kulları vardır. Allah için verirler. Şurada işte her söylüyorum. Şu camiyi yapan adam için çalışıyoruz hepimiz. Kıyamete kadar herkes burada namaz kılan Kanuni Sultan Süleyman'a çalışıyor. Seninkinden eksiltmiyorlar, korkma. Ama herkesin bir mislini ona yazıyorlar. Böyle bir cami yaptın diye. Hadi yapsın bakayım hadi. Hadi hükümet yapsın böyle bir bina, hadi göreyim seni. Kolay mı ya böyle bir bina yapmak? Dünyada eşi yok bunun. Adam hiç çekinmemiş. Şurada sütün var. Anlattıklarına göre Mısır'dan altın göndermişler. Şimdi hayır dese siyasete aykırı, kızacak. Harcını karıştırmış diyorlar. Sakın sütünü yıkma, ha altın varmış diye. Öyle diyorlar hocalarımız, bizim sanat tarihi hocamız öyle söyledi. Sütünün içine doldurmuş altınları. Harcamamış. Kendinden başka bir kuruş almamış. Herkese böyle yapmış. Böyle Allah'ın halis zengin kulları vardır. Kim gitse abi tamam teşekkür ederim. Bana öyle dedi adam. Yok, ben 2000 dedim, 10.000 lira dedi. Teşekkür ederim hocam dedi. Her zaman beklerim dedi. Ya böyle zenginler var. Verirler. Allah onları has kul seçmiştir. Kendisine insanın ihtiyacı görmek için onları özel olarak böyle nimetlendirmiştir. Onlar da imtihanı kazanmıştır. Verirler. Bunlar azap görmezler. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'dan İnne lillahi akvamen yahtassuhum bil ni'am. Nimetlere gark etmiştir. Evet, limenafi'il ibad. Bu nimetleri insanların hayrına. Bizim atalarımız cami yapar, köprü yapar, kuşlara bile yuvalar yapar, vakıflar kurar. Ne aziz milletmişiz biz. Bakanlara gidin, her taraf böyle hayır eserleri dolu. İspanya'da dolu, her yerde. Nereye Müslümanlar gitmişse böyle hayır eserleri var. Hiç dünyaya metelik vermemişler. Allah'ın verdiğini Allah yoluna harcamışlar. Bunlara azap yoktur. Allah'ın has kullarıdır diyor. Cenab-ı Hak insanların kullarını görmeleri için bunlarını kendine vekil yapmıştır. Evet. Femen bakhile heleke. Kim bitilkel menafi yani ibad. Böyle Allah zenginlik vermiş. Vermiyor. Enayi besleyeceğim ben ya diyor. Para gözal mı kaçıyor? Affedersiniz. Çok affedersiniz. Ayı gibisin çalış diyor. Öyle demiyor. Tamam evladım. Teşekkür ederim. Başka ihtiyacın var mı? Veriyor. Verir. Vermediyse öyle diyor bak. Nakalallahu tilkel ni'am anha. Ondan bu nimeti alır ve havvalaha ila gayrihim. Onlardan başkasına verir nimeti. Ben bakıyorum şimdi. Öyle zenginler vardı benim talebelim zamanında hiç eser kalmadı. Öyle zenginler de var ki hala büyüdüler. Her tarafa eller uzanıyor, kollar uzanıyor. Her yere şey yaptırıyorlar. Verdikçe Allah daha çok verir. O imtihanı kazanmak lazım. Cimrilik yaparsan da sen kestin, ben de senden keserim diye elinden alır. Evet. وَبْتَغِي فِي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Kur'an'da ayet bu. Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara. وَلَا تَنْسَ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan nasibini de unutma. وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اُلَيْكَ Allah sana nasıl ihsan ettiyse, karşılıksız verdiyse, yürü kulum dediyse, sen de öyle ver çekinmeden. Verirsem, senetleme diyemezsem, çekleme diyemezsem diye onlardan su getirme. Ver, ver. Teşekkür ederek ver, sevinerek ver zekatını, hayrını yap diyor. Allah'ın bu özel kulu olmaktır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak bizleri kamil iman sahibi, sahih, salih kullarından eylesin.